arkadaşlar. Bu videomuzda da Osmanlı hukuk sistemi üzerinde duracağız. Temelde iki yapısı var. Örfi hukuk ve şer'i hukuk ki diğer Türk İslam devletlerinde de bunları görmüştük. İlk kısmımız örfi hukuk. Geleneklere, göreneklere, örf, adet ve annelere dayanan hukuk sistemidir. Padişahın hazırladığı kanunlar ve fermanlar buna en güzel örneklerdir. Divan-ı Mayun'da görüşülen karara bağlanan konular nişancı tarafından şekillendirir, padişah tarafından onaylandıktan sonra yayımlanırdı. Ayrıca Osmanlı'da şöyle bir uygulama da vardı. Hatırlayın, Osmanlı fethettiği bölgelerdeki o yerli hanedanlıkları yok etmiyordu. İşte voyvoda olarak, yönetici olarak devam ediyordu işte. İşte Macaristan'da, Budin Erdel'de vesairede. Benzer bir durum kanunlarda da var. Hazırlanan kanunlar o bölge halkının ya daha önceden geçerli olduğu kanunlardır ya da Osmanlı o bölge halkının geleneğine, göreneğine, yaşam tarzına uygun kanunlar hazırlamıştır. Bu da devletle olan bağı daha da ne yapacaktır? Kuvvetlendirecektir. Ki örfi hukuk, padişah kanunları ve mahalli hukuk olarak karşımıza çıkar. Bakın burada örnekleri de var. En meşhur örneği zaten Fatih'in hazırladığı Kanunname-i Âli Osman, fermanlar, atama belgesi olan beratlar, yasaknameler, sancak kanunnameleri, miri arazi ya da tımar kanunnameleri idi. İkinci kısım, şer'i hukuk dine dayalı din kuralları olarak da söyleyebiliriz. Tabi bunun uygulamasında en baştaki denetleyici kişi Şeyhülislam'dır. Kanunların dine uygun olup olmadığını fetvalarla denetlerdi. Şer'i hukuk, biraz daha günümüzde hani özel medeni hukuk var ya, o noktadadır. Kişi, eşya, miras, borçlar, ticaret, aile hukuklarını düzenlerdi. Tabi yine daha önceki dönemdeki kural geçerli. Bunu kesinlikle not alın. Örfi hukuk hiçbir şekilde şer'i hukuka ters düşemez ve şer'i hukukun düzenleme yapmadığı alanlarda yapar. Hukukta ne var? İkilik var ve şer'i hukukun üstünlüğü söz konusu. Bunu da böyle verip YGS tarzı sorularda bize sorabilir. Anladık mı? Evet. Peki. Mahkemeler Divan-ı Hümayun daha önce de geçti. Temyiz mahkemesidir. En yüksek mahkemedir. Bir kadının verdiği karar burada bozulabilir. Buraya şahsen başvuru yapılabiliyor. Dilekçe ile başvurabiliyor ya da vekil aracılığıyla başvurulabiliyor. Şer'i mahkemeler, dini mahkemeler, kadı başkanlığındaki mahkemeler üzerine verdiğimiz konularla ilgili sivil ya da askeri sınıfın davalarına bakabiliyordu. Sadrazam divanı, sadrazamın konağında çarşamba ve cuma günleri halkın şikayetlerinin dinlendiği divandı. Kazasker divanı da bu açıdan sadrazam divanına benzer. Onun konağında salı ve çarşamba günleri yine halkın şikayetleri dinlenirdi. Gayrimüslimler de kendi aralarındaki davaları kendi mahkemelerinde, kendi din adamlarının başkanlığında çözebiliyor idi. Evet arkadaşlar, hukuk konusunda özet olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.